Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala nebiyyina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Evet kardeşlerim, kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ve hatırlayacak olursak Allah Tebareke ve Teala Resulüne burada uyarıyor. Ey Muhammed'im, şu kafirler, inkarcılar sana iman etmiyorlar diye üzülme ya Muhammed. Birçok Resul geldi ve yararlandı. Sen de yararlandın ey Muhammed'im, üzülme. Görevin hatırlatmak, uyarmak. Burada teselli etti Rabbim Tebareke ve Teala. Çünkü dinlemiyorlardı. Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Kur'an okuyordu. Allah'ın ayetleri onlara sunuyor ama onlar duymamazlıktan geliyor. İşte Allah innemâ yestecibullezîne yesmeûn. Tertil edelim daha güzel. İnnemâ yestecibullezîne yesmeûn. Ey Muhammed'im, şunu bil ki ancak can kulağıyla seni dinleyenler, ancak bunu dinlerler, iman ederler. İnnemâ yestecibullezîne yesmeûn. Can kulağıyla seni dinleyenler ancak bunu bilirler, hak olduğunu. وَالْمَوْتَ يَبْعَثُهُمُ اللّٰهِ. Ve şunu iyi bilsinler ki ölüleri sadece ve sadece Allah diriltecek. ثُمَّ اِلَيْهِ تُرْجَعُونَ. ثُمَّ اِلَيْهِ يُرْجَعُونَ. En sonunda ona dönecekler. Ona göreceğiz. Kime döneceğiz? وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ ف۪يهِ اِلَى اللّٰهِ. Öyle bir günden korkun, o günde Allah'a döneceksin. Gelişimiz dünyaya sorulmadığı gibi, gidişimiz de bizlere sorulmayacak. Geldik ve gideceğiz. الدُّنْيَا مَزْرَعَةِ الْاَخِرَةِ. La ilahe illallah. Tekrar dediler ki, işte şu mucize gösteriyorlar, iman etmiyorlar, bunu gösteriyor, iman etmiyorlar. Tekrar dediler ki ona, وَقَالُوا, bakınız, وَقَالُوا لَوْ لَا نُزِّلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِّنْ رَبِّهِ. Rabbinden bir ayet inse de görelim bakalım. Madem ki peygamber olduğunu iddia ediyor. Ya, kaç kere ayet indirdi? Yani kaç kere mucize gördünüz? Hatta dediler ki, ya Muhammed, şu Sefa tepesi var ya, Rabbinden iste, bunu bize altına dönüştürsün. La ilahe illallah. Ve kâlû lev lâ nuzzile aleyhi âyetum min Rabbi. Allahu Ekber. Halbuki var ya, birçok mucize ve en büyük mucize Kur'an'dır. Ama onlar amaçları sallallahu aleyhi ve sellem'i küçük görmektir. Çünkü dediler ki Allah bula bula bu çobanı mı buldu başımıza önderlik yapacak? Çünkü müşrikler onları azap ediyorlardı, Yahudileri. Yahudiler biliyorlar ve Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin vasıfları Kur'an'da mevcuttur. Müşrikler diyorlardı ki siz bize eziyet edin bakalım. Ahir zamanda öyle bir peygamber gelecek ki haddinizi bildireceğiz diyorlardı. Ama ne zaman ki Araplardan geldi, Allah bula bula bir çoban mı buldu dediler. Kabul etmediler, reddettiler, inkar ettiler. La ilahe illallah. İşte ve kalu leula nuzzile aleyhi ayetun min rabbih. Rabbinden bir ayet. İnse bakalım. Bunlar ayet değil. Ha, biz bunu kabul etmiyoruz. Ömcevin dediği gibi bunlar şeytan işidir. Bu vahiy değil. Ondan dolayı Allah fi cidihi hablum min mesed bir ayet indirdi Üm Cemil hakkında, Ebu Leheb'in hanımı hakkında. Kul ya Muhammed, de ki dediler ya işte ayetun min rabbihi, Rabbinden bir ayet indirse bakalım. Kul ya Muhammed, de ki inna Allah kadirun ala en yunzila ayeten velakin. Bakınız, Allah kadirdir ve her şeye kadirdir. Ne? Bir ayet yok, ayetler indirmeye kadirdir. Walakin ekserhum la ya'lemun. Çoğu bunu kavramıyorlar, bilmiyorlar. Yani bilmezlikten geliyorlar. Ben sizi yarattım, bunun için yaratmadım Allah diyor.
bunlara iman etmeniz için yarattım. Birçok kavimler geldi de geçti. Ama inkarlarından dolayı, Resulleri kabul etmediklerinden dolayı helak oldular. Eğer siz de bunları kabul etmezseniz, siz de helak olmaya mahkumsunuz, Allah diyor. Ya. وَلَكِنَّ اَكْسَرَ النَّاسِ اَكْسَرْهُمْ لَا يَعْلَمُونَ Çoğu bunu bilmezler. La ilahe illallah. وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا طَائِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ اِلَّا اُمَمٌ اَمْثَالِكُمْ Allahu Ekber. Yeryüzünde yürüyen hiçbir canlı yoktur ki ve Allahu Ekber. Ve kanatlarıyla uçan hiçbir kuş yoktur ki illa sizin gibi bir ümmettir. Bakınız. Subhanallah. وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ Yeryüzünde yürüyen bütün canlılar, bütün, ne kadar canlı varsa وَلَا تَائِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ Ve iki kanadıyla uçan bütün kuşlar اِلَّا اُمَمٌ اَمْثَالُكُمْ Yani kendi işlerinde bir ümmettir. Karıncadan ta ki arıya kadar, böceklere kadar, kuşlara kadar hepsi kendi işlerinde bir alem, bir ümmettir bunlar. Onlar da Allah'a tesbih ederler. Onlar da yani وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ Yani hiçbir yeryüzünde bir varlık yok ki illa Allah'ı tesbih eder. Ağaç, yaprak, her şey Allah'ı tesbih eder. Kuşlar da, karıncalar da, arılar da, yeryüzünde ne kadar canlı varsa aynı onlar da Allah'ı tesbih eder. Ayette Allah diyor. La ilahe illallah. Ma ferratna fi el-kitab min şey. Bakınız. Bu kitapta hiçbir şey eksik bırakmadık. Yani levh-ül mahfuz kitabında. Hepsini orada yazdık. Karıncadan arıya kadar, balığa kadar, yaratılmış ne kadar mahluklara kadar hepsi yazdık ve ilmimiz altındadır. Allah diyor. Thumma ila rabbihim yuhşarun. Ondan sonra bunlar hepsi Allah katında toplanacaklardır orada. Hepsi. Her canlı. Yaratılmış ne kadar mahluk varsa, zerreden kübraya, ağaçtan semaya, doğudan batıya, kuzeyden güneye ne kadar yaratılmış olan mahluk varsa hepsi Allah'ın huzurunda toplanacaklardır. La ilahe illallah. وَالَّذ۪ينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا Dinleyin bakarız. O ayetlerimizi yalanlayanlar, kibirlik taslayanlar, Resulü dışlayanlar var ya, bakarız o inkarcılar, o kafirler, o din düşmanları. وَالَّذ۪ينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا سُمٌّ بُكْمٌ فِي الظُّلُمَاتِ Onlar var ya, kördürler, sağırdırlar, cehennemin zifiri karanlığına düşeceklerdir onlar, Allah diyor. Summun bukmun fi zulumat. Ma yasha illahu yudlilhu. Bakınız. Allah tebareke ve teala dilediği kimseleri saptırır. Hikmeti gereği. Ezeli ilminde Allah tebareke ve teala bunların iman etmeyeceklerini biliyor. Ama buna rağmen hücceti oluşturmak için bunları Allah onlara bildiriyor. Men yeşe'allahu yudlilhu. Yani dünyada sen Allah'ın emir ve yasaklarına dinlemezsen, yaşamazsan dalalet içerisinde kalırsın. Dön Rabbinin huzuruna. Dön keme emareke rabbuka ve ahbareke nebiyyuka sallallahu aleyhi ve sellem çizgisinde yaşa. Ne olacak? Kazanmış olmaz. Kaybedenlerden olmazsın. Ve men yeşe يَجْعَلْهُ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ Ve kimi dilerse sırat müstakimin yani hak yol üzerine sebat eder Allah. Yani o her şeye kadirdir. Her şey. Şey ne demek? Şey kelimetu nekire. Her şeyi kapsar. Her şeye kadirdir Allah. وَمَنْ يَشَى يَجْعَلْهُ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ Dilediği kimseleri sırat-ı müstakim üzerine sabit kılar Allah diyor.
Evet, tekrar. قُلْ أَرَأَيْتَكُمْ اِنْ اَتَاكُمْ عَذَابُ اللّٰهِ Tekrar. قُلْ أَرَأَيْتُكُمْ اِنْ اَتَاكُمْ عَذَابُ اللّٰهِ اَوْ اَتَتْكُمُ السَّاعَةِ اَغَيْرَ اللّٰهِ تَدْعُونَ اِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ Hiç düşündünüz mü? Allah diyor. Hiç düşündünüz mü? Allah'ın azabı size gelse, size ulaşsa, sel, yani fırtına, afetler, depremler, deprem oldu değil mi? 6 Şubat. Allah'tan başka sizi kurtaracak var mı? Efe gayrallah? Yani. Yoksa başka bir ilahı mı tercih ediyorsunuz? Sizi kim kurtaracak Allah diye. Kul ra'aytukum in ataakum azabullah. Allah'ın azabı size dokunsa, ev atatkumus sa'atu ve yahut da kıyamet gelip çatsa, e gayrallahi tad'un? Allah'ı bırakıp da Allah'tan başkasını mı yalvaracaksınız? Ona mı koşacaksınız? E ilahum ma'allah? Yoksa Allah ile beraber başka ilaha mı tapıyorsunuz demek istiyor burada Allah. İn kuntum sadikin, gerçekten sadık iseniz o zaman buna icabet edin. Şirk koşmayın. Koşmayın. Ha ilahumme Allah. Şu an günümüzde birçok kişi cehaletlerinden dolayı İslam'ı, dini bilmediği için işte mesela Hristiyanlar ya İsa diyor. Yahudiler ya Uzeyr. Rafidiler, Şiiler, ya Ali, ya Hüseyin, bizim bazı Sünniler, ya Abdülkadir Geylani, bazıları da ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Vallahi bunlar hepsi şirktir. Hepsi şirktir. Ya Allah diyeceksin. Vallahi kardeşlerim, tevhid inancı bozuk olan bir kişi, Allah indinde hiçbir değeri yoktur. Ondan dolayı akide, akide, akide diyoruz. Akide önemli. Çünkü inanç meselesi bu. Adam namaz kılıyor, oruç tutuyor, hac yapıyor ama ya Muhammed diyor sallallahu aleyhi ve sellem. Muhammed bir beşerdir. Sana icabet edemez. İcabet edecek Allah'tır. Sübhane ve Teala. İşte اَغَيْرَ اللّٰهِ تَدْعُونَ Allah'ı bırakıp da Allah'tan başkasına mı yalvarıyorsunuz? اِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ Sadık iseniz o zaman Allah'a dönün. Şirk koşmayın demek istiyor Rabbim Tebareke ve Teala. De ki ya Muhammed onlara قُلْ اِيَّهُ تَدْعُونَ Bilakis Allah'a dönün. Allah'a yalvarın. Allah'a yakarın. Ondan isteyin. Tıpkı Ankebut suresi 65. ayet ne diyor? Hani bir zümre denize açıldılar. Tam fırtına yakalandılar. İşte fe iza rakibu fil fulki da'u Allah muhlisina lehu din. Felemma najjahum ila'l barri idahum yushrikun. Deniz açıldılar. Fırtına yakalandılar. Allah misal veriyor bazı insanlar hakkında. Ya Rabbi bizi kurtarırsan sana hakkıyla kulluk edeceğiz ey Allah'ım dediler. Ne zaman ki Allah onları kurtardı aynı şirk üzere yaşamaya başladılar. Ne bu? İn kuntum sadikin, sadık iseniz Allah'a dönün demek istiyor Rabbim Tebareke ve Teala. İşte bel iyyahu ted'un, ona ibadet edin, ondan isteyin. Feyakşifu ma ted'un ileyh, dilerse o istediği şeyi Allah kaldırır. Dilerse ha inşa. Ve tensevna ma tüşrikun, ve ortak koştuğunuz olan şeyleri unutup gidersiniz Allah diyor. Öyle. E ilahumme Allah. Allah ile beraber başka ilah mı arıyorsunuz? Emmen yücibul muttarrı izâ de'â ve yekşifüsü ve yece'alekum hulefâ ila ahiril âyet. Yani imdadımıza yetişen kim Allah'tan başka? O zaman
ona kulluk edeceksiniz. Ona ibadet edeceksiniz. El halik li hadihi el eşya huvel mustahak lil ibada. Bu eşyaları yaratan kim ise hakkıyla ibadete layık olan odur. O da Allah'tır. Tebaraka ve teala. Evet. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَى أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ الله أكبر وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَى أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ Senden önce nice ümmetlere peygamberler gönderdik ey Muhammed'im ey Muhammed'im فَأَخَذْنَاهُمْ بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ Allahu Ekber. O ümmetler ne yaptılar? Peygamberleri yalanladılar. Ve çoğunu hepsini فَأَخَذْنَاهُمْ بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ Musibetlerle, afetlerle, azaplarla onları yok ettik Allah diyor. Nuh tufanı gibi. Öz oğlu Kenan ona iman etmedi değil mi? قَالَ يَا بُنَيَّ اَرْكَمْ مَعْنَا وَلَا تَكُمْ مَعَ الْغَارِقِينَ Ey oğul, gel bizimle beraber ol, bak helak olacaksınız. قَالَ ne dedi? سَآوِي اِلَى جَبَلٍ يَعْصِمُونِ مِنَ الْمَا Ey babacığım, ben sana iman etmiyorum. Sen denizsin. Yani deniz buraya kadar mı çıkacak? Demek istedi. Ta ki tufan olunca o dalgalar dağları aşarak öz çocuğu helak oldu Kenan. Peki kaç kişi iman etti? Ma amene ma'ahu illa qalil. Çok az insanlar ona iman etti. İşte geçmişte o bir kavimler nasıl helak ettiysek sizi de helak ederiz demek istiyor Allah. İman edin. Ve lekad erselne ila umemin min kablik. Nice ümmetlere, nice kavimlere peygamberler yolladık. Fe ehednahum bil ba'sai ve darra'i. Kıtlıkla, hastalıkla onları aldık. Tufanla onları aldık. Afetlerle onları aldık. لَعَلَّهُمْ يَتَدَرَّعُونَ Belki musibetlerden ibret alıp Allah'a dönerler. Ama çok azı iman etti. Peygamberlere iman edenler kurtuldu. İman etmeyenler helak olup ve gittiler. İşte Allah Tebareke ve Teala bizleri uyarıyor. Sakın öyle insanlardan olmayın ey kullarım demek istiyor Rabbim Tebareke ve Teala. لَعَلَّهُمْ يَتَدَرَّعُونَ فَلَوْلَا اِذْ جَاءَهُمْ بَأْسُنَا تَدَرَّعُوا فَلَوْلَا اِذْ جَاءَهُمْ بَأْسُنَا تَدَرَّعُوا Keşke azabımız onlara gelmeden önce tövbe etseydiler. Hakka dönseydiler. Resullere iman etseydiler. Allah'ın emir ve yasaklarını sımsıkı sarılmışsaydılar. Öyle helak olmazlar. فَلَوْلَا اِذَا جَاءَهُمْ بَأْسُنَا تَدَرَّعُوا وَلَاكِنْ قَسَتْ قُلُوبُهُمْ Allahu Ekber. Ama kalpleri katılaştı. Kibirlendiler, reddettiler. Firavun gibi. Ana rabbukum el-a'la. Ma alimtum lekum min ilahin gayri. Fa'uqid li ya Haman ila at-tini. Fec'alni sarha la'alli attani'u ila ilahi Musa ve inni la'azunnuhu min el-kazibin diyordu Firavun. Musa ona anlatmaya gittiği zaman tevhidi. Ey Musa, beni Rabbuna mı çağırıyorsun? Senin Rabbin benim diyordu. Benden başka Rab tanımadım, tanımıyorum diyordu. Ey Haman! Haman kim? Onun başbakanı Sadrazan diyelim. Bana balçığa ateş yap, tuğla yap. Bana koskoca bir köşk kur. Böyle çıkıp Musa'nın Rabbine bakacağım. Ama ben yine yalancılardan sanıyorum. Ey Haman diyordu. Ya tadarra'u. Kibirlendiler. Ya ne oldu? Yerin dibine geçirdi Allah Firavun'u. Kavmiyle beraber. Musa Aleyhisselam iman edenleri kurtardı. Diğerleri helak etti. Kaset kulubuhum. Hakka dönecekleri yerde nedir? Daha kalpleri katılaştı. Ve zeyyenna lehum. Ve zeyyene lehum şeytanu ma kanu ya'melun. Ve zeyyene lehum şeytanu ma kanu ya'melun.
yaşamun. Şeytan yapmış oldukları o ibadetler, o şirk şeyleri süslü kıldı. Süslü kıldı şeytan. Tabii ki Adem babamız cennetten kovulduğu zaman şeytan yüzünden işte orada ne dedi? Ya Rabbi le uzeyyinenne fil ard. Günahları öyle süsleyeceğim ki birçoğunu saptıracağım ey Allah'ım dedi. Burada şeytan süsledi. Helal varken haramı süs yaptı. Güzel yaptı. Ne diyorlar? İşte Allah la tettebi'u hutuvati şeytan diyor. Şeytanın adımlarına alet olmayın. Dikkat edin. Allah bizi uyardı. Mesela şirk süslü. Zina süslü. Faiz süslü. Ne diyorlar? La ilahe illallah. فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلَّ شَيْءٍ. Peygamberlerin tevhid davetini görmezden gelince, yani unuttular nesubi, yani görmezden geldiler. Ne oldu? Allahu Ekber. Zenginlik kapısı nimetlerini hepsini açtık Allah diyor. فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ حَتَّى اِذَا فَرِحُوا بِمَا اُوتُوا. Sevinçten şımarınca, hadlerini aşınca اَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً. Hiç ummadık bir yerde onlara ansızın yakaladık Allah diyor. فَاِذَا هُمْ مُبْلِسُونَ. Bütün ümitleri yok oldu. Bakınız Allah bir kişiye günahlara rağmen mal mülk veriyorsa bilin ki ona istidraçtır. Yani mühlet veriyor. Şu an kafirler bakınız mal mülk içerisinde yüzüyorlar. Bu istidraçtır. Deyin bakalım. Yeryüzünde bozgunculuk yapın bakalım. Ama ahirette zerre kadar nasibiniz yoktur. İstidraç. Alime diyorlar ya, اِذَا رَأَيْتَ اللّٰهِ يَعْطِي لِلْعَبْدِ عَلَى مَعَاصِي فَعْلَمْ اَنَّهُ اِسْتِدْرَاجِ. Günahlara rağmen, şirkine rağmen insanları böyle rahat bir şekilde mal mülk verip ve eğlendiğini görsen bil ki o istidraçtır. Allah onlara mühlet veriyor. İyi, için bakalım. Ama aldanmayın ey kullarım, ey mümin kullarım. Bazıları ya hocam bak işte kafirler her yeri geziyorlar işte biz burada mıçım. Ya kardeşim senin imanın yeter, imanın. İmanın yeter. Geçsinler bakın. Az eylesinler bu dünyada bakalım. Elhamdülillahillezî halakana alâ ni'metet tevhid. Tevhid nimeti üzerine bizleri yaratan Rabbime hamd olsun. Allah'a hamd olsun. Az eylesinler ya. Dünya onların, ahiret senin olsun istemez misin? Adam bir bakarsın 3 trilyonluk arabaya biniyor. Müslümanlar da gördük. Yani depreme rağmen birçok dairesi gitti ama hala başka illerde evleri var. Bindiği araba yani sana desem 3 milyonluk yani 3 milyonluk yani namaz kılmıyor. Ondan sonra git sor kalbim temiz. Her şey var onda. İsim vermek istemiyorum. İşte bu istidrac. Allah ona mühlet veriyor. Mühlet veriyor. La ilahe illallah. Kaç dakika oldu?